ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Ağustos 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Yenilenerek depreme dayanıklı hale getirilen ve modern bir yapıya kavuşturulan 1. Murat Mahallesi semt pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Cumartesi ve çarşamba günleri hizmet veren eski pazar alanı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmış ve pazar yeri geçici olarak Marga Alışveriş Merkezi ve Migros arasında bulunan alana taşınmıştı. Titiz çalışmalar sonucu yenilenen ve modern bir yapıya kavuşan 1. Murat Mahallesi semt pazarı bugün düzenlenen törenle Edirne halkının hizmetine sunuldu. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Yırmak, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne Pazarcılar, Seyyar Satıcılar ve Manavlar Odası Başkanı Şeref Asır, Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Barış Atkoşan, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Murat Mahallesi semt pazarımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tören Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Edirne Pazarcılar, Seyyar Satıcılar ve Manavlar Odası Başkanı Şeref Asır, pazar yerinin yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugün çok mutluyuz. Bize bu mutluluğu yaşatan, her zaman bize destekçi olan Sayın Belediye Başkanım Filiz Gencanak'ına hepinizin huzurunda çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. Kendisinden Allah razı olsun. Yeni pazar yerimiz tüm Edirne halkımıza, Edirne esnafımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ederim. Çok sağ olun. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın da yeni pazar yerini hem esnafı hem de vatandaşları memnun edecek şekilde inşa ettiklerini ifade etti. Gündeme geldiğimiz ilk andan itibaren mesai arkadaşlarımla, meclisiyelerimizle beraber şehrimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek, şehrimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tabii şehrimize sunduğumuz hizmet çok kıymetli ama bu pazar yerinin açılışı benim için ayrıca daha da kıymetli. Bu mahallenin bir kızı olarak burada çalışan pazarcı esnafımız beni çok iyi tanır. Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Her cumartesi günü rutinimizdir. Çünkü pazar yerleri sadece aslında alışveriş yaptığımız yerler değil. Komşularımızla bir araya geldiğimiz, şehrin ritmini tuttuğumuz, birlikte dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz alanlar. Biz de burayı inşa ederken şunu hayal ettik. Hem esnafımızı nasıl mutlu edebiliriz? Hem vatandaşlarımızı bu anlamda nasıl daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlayabiliriz. Dolayısıyla bunları düşünerek inşasını tamamladık. Bugün bizim için öncelikli ve çok önemliydi. Bugün de burada olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, buranın açılışını yapmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hemşerilerimiz ve komşularımız her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorlar. Dolayısıyla biz bunun için çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz sizlerle beraber. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki şimdi şöyle tekrar bir bakıyorum. Yine gülüyorum bana güzel bakan gözlerinize. Biliyorsunuz ki gülüş başkan. Şehrimiz için daha neler yapabiliriz? Daha yapacak çok işimiz var. Daha gidecek çok yolumuz var. Siz bana böyle umutla, cesaretle baktığınız sürece bizim daha yapacak çok işimiz var. Tekrar buradan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var. Birlikte inandık ve başardık. Meclisiyeti arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep beraber bu işi başardık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Öncelikle şunu da ifade etmek istiyorum. Esnafımız da bol bereketli olsun. Komşularımız buradan her daim mutlu ayrılsınlar. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Edirne Valisi Yunus Sezer ise pazar kültürünün yaşatılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Evet, hep böyle güzel açılışlarda bu kadim şehire hizmet yolunda hep güzel hizmetlerle bir araya gelelim ve bu hizmetler de artarak devam etsin. Öncelikle belediye başkanlığımızı bu güzel mahallemize, güzel ilimize bu hizmeti kazandırdığı için tebrik ediyorum.
İnşallah hizmetleri devam eder ve bütün mahallelerimizde benzer güzelliklerle, benzer pazar yerlerinde bir araya geliriz. Az önce belediye başkanımız burasının sadece bir pazar olmadığını, aynı zamanda insanların bir araya gelerek hasbihal ettikleri, dertleştikleri, haftada bir gün, iki gün de olsa insanların bir araya gelip pazar yaparken sosyalleştikleri önemli ortamlar. Edirne'miz de tarihi bir şehir olması hasebiyle geçmişten günümüze kadar hem pazar hem de borsa noktasında Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesi olmuştur. Bu pazar kültürünün ayakta tutulması bizim açımızdan çok önemli. Bu manada teşekkür ediyorum. Pazar esnafımızın hepsine hayırlı kazançlar diliyoruz. Vatandaşlarımıza da güzel alışverişler diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi ve yenilenen pazar yeri resmen hizmete girdi. Daha sonra pazar yerini gezen protokol üyeleri esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Edirne Belediye Bandosu da birbirinden güzel ritimlerle pazar yerine neşe kattı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, 2008 yılında şehit olan Jandarma Er Cem Havali'nin ailesini ziyaret etti. Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, 2008 yılında Elazığ'ın Arıcık ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Er Cem Havali'nin annesi Rukiye Havali ve ablası Cemile Havali Uçar'ı ziyaret etti. Şehit ailelerinin en kıymetli emanetler olduğunu belirten Vali Sezer, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Vali Sezer, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık temennisinde bulundu. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs önce kız arkadaşını öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti. Merkezi 7652. İddiaya göre 22 yaşındaki F.T., 24 yaşındaki kız arkadaşı S.C. ile konuşmak üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy OSB Lisesi'nin arkasındaki gölet kenarına geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. yanında taşıdığı ruhsatsız silahla S.C.'yi vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde bölgeden geçen işçiler, park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.T. ve S.C.'nin hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma kriminal ekipleri tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. F.T. ile S.Ç.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor. Edirne'nin Enez ilçesinde sahile yumurta bırakan Karetta Karetta'nın yuvası koruma altına alındı. Edirne'nin Enez ilçesi sahilinde bir Karetta Karetta'nın yuva yapıp yumurta bıraktığını gören vatandaşlar, durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Galagölü Milli Park Şefliğine bildirdi. İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yuvanın çevresine çelik kafes yerleştirip uyarıcı tabelalar astı. Jandarma ekipleri de yuva alanının güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeyi kontrol altına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Destek Programı kapsamında 12 milyona yakın vatandaşa rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunulduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2017 yılından bu yana yürütülen Aile ve Sosyal Destek Programı hakkında açıklamalarda bulundu. İhtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, kırmızı yelekliler olarak tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarda da vatandaşa destek için sahada olduğunu dile getirdi. Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Destek Programı ile hane ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Sahadaki 5608 ASTEP personelimiz bu yıl içerisinde 626.653 haneyi, bugüne kadarsa toplam 7.700.000 haneyi ziyaret etti. Bu doğrultuda ASTEP ekiplerimizle 12 milyona yakın vatandaşlarımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk ifadelerini kullandı. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalıştıklarını da vurgulayan Bakan Göktaş, alan taraması yapan ASTEP ekiplerimiz hane ziyaretleriyle vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASTEP ekiplerimizce tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanında ise vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor dedi. Edirne Ahval Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Damla Göç Akyüz'le Çağrı Akyüz çiftinin Feza Deniz ismini verdikleri oğulları dün hayata gözlerini açtı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenledikleri düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Edirne Ahval Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Damla Göç Akyüz ve Çağrı Akyüz çifti annelik ve babalık heyecanını yaşadı. Çiftin Feza Deniz ismini verdikleri oğulları dün sabah saatlerinde Edirne Özel Ekol Hastanesi'ne hayata merhaba dedi. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sıcak olacak. Hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 37 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Mithat Paşa Mahallesi Balıkpazarı Caddesi, numara 30 Taksim C'deki Pirko Eczanesi. İstasyon Mahallesi Gelincik Sokak, numara 12'deki Edirne Hayat Eczanesi. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapım demeyi geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.